Neyse bak. Onlar yiyorsun hocam. Sınıfta salon başkanı var mı? Bir bakma. İşte. Ne olabilirsin? Ama bak sormuyorum çocuğum. 2020'de zordu Türkçesi. Olabilir oğlum. Dikkat edin. Dikkat edin. Uzun süredir beklenen büyük gün geldi. 8 yıldır okul öncesi, ilkokul, ilk öğretim okulu, ortaokul derken 8. sınıfa gelen öğrenciler büyük heyecanla artık LGS sınavına şu an itibariyle girdi. Biraz önce zil çaldı ve büyük maraton başladı. Tabi içerideki öğrenciler kadar dışarıdaki veliler ve öğretmenler de heyecanlı. Çünkü 8 yıl emek verdiler, çalıştılar, yoruldular ve istedikleri okula gidebilmek için, kazanabilmek için, eğitim hayatlarını daha iyi ilerilerde sürdürebilmek adına bu sınava girdiler. Biz de şu anda okulun önündeyiz. Hacı Ömer Serin İlköğretim Okulu'nun önündeyiz ve veliler, öğretmenler var. Tabii bu yıl pandemi oldu. Çocuklar da, öğrenciler de büyük zorluk yaşadı. Dolayısıyla öğretmenler de aynı şekilde, veliler de aynı şekilde. Ama bir şekilde bu zamana gelindi ve sınava girildi. İnşallah hepsinin adında hayırlı olsun diliyoruz. İnşallah istedikleri okula giderler ve yanımızda hocamız, matematik öğretmenimiz Mustafa Demir hocamız var. Hocam ne düşünüyorsunuz? Vallahi inşallah sonları hayırlı olur. Biliyorsunuz zorlu bir süreç yaşadık hep beraber. Tabii çok güzel projelerimiz vardı. Biliyorsunuz 7. sınıfın 2. döneminden itibaren pandemi sürecine girdik. 1,5 senelik bir kayıp gibi görülse de özellikle çalışan ve gayret eden, öğrenmek isteyen öğrencilerin hepsi eğitim öğretimine devam ettiler. Sağ olsun velilerimizin de destekleriyle zorlu süreci başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Gerek uzaktan eğitim olsun, gerekse yüz yüze eğitim olsun. Hafta sonu kursları da açıldı biliyorsunuz. Hafta sonu kurslarında öğrencilerimizi destekledik. İşte deneme sınavlarına girdiler. Hafta sonu kurslarında deneme sınavları yaptık. Konularımızı zamanında bitirebildik çok şükür. Hiçbir sıkıntımız olmadı. İnşallah sonları da iyi olur. Biz çok güveniyoruz çocuklara. Bu pandemi sürecinde inşallah bu zorlu süreci bu şekilde başarılı bir şekilde atlattıktan sonra bu sınavın da çok iyi geçeceğine yürekten inanıyorum ben. Evet hocamıza teşekkür ediyoruz. Tabii öğrenciler, veliler, öğretmenler bu üç sayacağı diyelim yani tabiri caizse hep birlikte, birlikte güç kuvvet birlikte öğrencilerimizin daha iyi eğitim alması, daha iyi öğrenmesi adına ellerinden gelenleri yaptılar. Tabii Türkiye genelinde bu yıl geçen yıl oranla biraz düşüş yaşanıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci LGS imtihanına girecek. Geçen yıl bu rakam 1 milyon 800 bindi ve bu dönem tabii biraz azaldı. Bu da öğrencilerin istedikleri okullara gidebilme adına biraz daha şansların arttığını gösteriyor. Yaklaşık 147 bin öğrenci fen lisesi ve diğer seçmeli ve puanla girilecek okullara girecekler. İnşallah herkes istediği yerlere girerler, istediği okulları kazanır ve başarı elde ederler. Yanımızda velilerimiz de var. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Çocuklar iyi hazırlandılar. İnşallah herkes istediği yere gidebilir. Sonuçta bu hayatın ne başı ne sonu. Allah hepsinin gönlünden geçeni versin diyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Öğrenciler gibi heyecanlı veliler de ne diyeceklerini zor söylüyorlar. İnşallah istedikleri okullara verilerin de gönüllerinden geçen yerleri öğrencileri kazanır. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla pandemi süreci biraz zor geçti ama çocuklar da çalıştı. İnşallah gönüllerine göre bir yer kazanırlar. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Evet biz de başarılar diliyoruz. Hocam sizi de şöyle alalım. Hem öğretmen hem de bir velimiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir yarış. Tabii bu bir spor yarışı değil ama eğitim yarışı. Bunun birincisi ikincisi olmaz. Burada pandemi sürecinde dezavantajı avantaja çeviren hem veli hem öğretmen hem de öğrenci. İnşallah güzel bir şeyler yapılacağını düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum ben bütün öğrencilerimize. Bir veli olarak, bir öğretmen olarak inşallah hayırlısı neyse olsun. Evet, hayırlısı olsun diyoruz. Hasan Bey, sizinle de bir röportaj yapalım. Siz de bir velisiniz. Tabii ki, sağ olun. İşte burada zil çaldı, biz bekliyoruz. İnşallah öğrenciler bizim kadar içeride heyecanlı değillerdir. Ama onların heyecanı pozitife çevirip başaracaklarına inanıyorum. Allah yardımcılar olsun.
Evet, görüşler bu şekilde. Eğitimci velilerden almış olduğumuz görüşler, hepsi temenni, hayırlısını diliyorlar. Öğrencileri ve çocukları için tabii başarı temenni ediyorlar. Bizler de Erdemli Yeni Haber Gazetesi olarak bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Velilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Hepsinin adına hayırlı olsun. Sınavlardan başarılı çıkarlar. Herkes istediği, gönlündeki okula kazanır inşallah. Öğrencilerimiz sınavdan çıktı. Çok mutlular. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. İnşallah emekleri boşa geçmez. Allah yardımcıları olsun. Vallahi tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Pandemi hepsini etkiledi. Umarım çok güzel geçer. Tüm çocuklarımızın hayırlısı olsun diyorum ben. Vallahi şimdiden benim karnıma ağrılar girdi. Şimdi çocuklarımızı hayırlı bu zamana kadar elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştık. Şimdi meyvelerini alacağız inşallah. İnşallah başarılı olurlar. Tüm arkadaşlarımın da çocukları da giriyor, tanıdıklarımın. İnşallah başarılı olurlar. Beklemek ateşten şiddetli diyorlar. Biz de bekliyoruz. İnşallah onlar içeride, biz dışarıda yapacağız beraberce. Pandemi etkiledi mi çalışmayı sizce? Yok, etkilemedi. Zaten çalışmıyorduk. Pandemiden önce de sonra da fark eden bir şey olmadı yani. Yani çocuğumuz pek fazla bir şey olmadı diyorsun. Yok, çok şey bekliyoruz canım. Zaten soru yorum olacak. Biz de yorum yaparız yani. Şu anda birinci sözel bölüm bitti. Sınavdan öğrenciler araya çıktılar. Tabii veliler de heyecanlıydı yanlarında. Onlar için su, çikolata, değişik yiyecekler getirdiler. Heyecanını aldılar, sordular. Tabii öğrenciler kadar veliler de çok heyecanlıydı. Ama şunu gördük, öğrencilerin hepsi gözleri pırıl pırıldı. Çok sevinçlilerdi. Sanırım istedikleri gibi gidiyor şu anda sınav. İnşallah bundan sonraki sınavda sayısallar da iyi geçer. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yerde trenin arkasında veliler duruyor. İçeride öğrenciler. Öğrencilerin dışarı çıkması yasak. Tabii sınav bittikten sonra da heyecanlar da bitecek. Artık sonucu bekleyecekler. Bütün öğrencilerimize buradan başarılar diliyoruz.